Türkiye gerçekten çok tarihi günlerden geçiyor. Bir tarafta sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın verdiği bir mücadele var. Ben buradan orada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii bu nazik süreçte çok da hoş olmayan, sadece muhataplarını değil, muhataplarının bulundukları makam itibariyle Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletini ilgilendiren çok gerçekten hoş olmayan bazı durumlarla karşı karşıyayız. Özellikle Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan açıklamaları ve mektubunun önemli bir karşılık bulmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Ben burada mektuptan açılmışken Trump'ın en son söylediği sözü dikkatlerinize sunmak istiyorum. Şöyle diyor Amerikan Başkanı, okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga etmelerine izin vereceksiniz, sonra da ayıracaksınız. Burada okul bahçesinde kavga ettiğini söylediği Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve karşısındaki terör örgütü. Devam etti. 9 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nı hedef alan bir mektup kaleme aldı. Ve o mektupta çok ağır ifadeler var ama bir cümlesini paylaşmak isterim. Eğer iyi şeyler olmazsa sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak görürler. Sert adamı oynama, aptallık etme, seni sonra arayacağım. Gerçekten bu cümlelerin en ağır şekilde karşılık bulması bu milletin tarihine de, geleceğine de, bugüne de yakışandır. Şu ana kadar maalesef bu yönde bir cevap verilmemesi de hepimizi derin bir şekilde üzmüştür, üzmeye devam etmektedir. Bu vesileyle bu mektupla beraber medyada hatırlatılan Johnson mektubu. Bu da bir Amerikan başkanı ve 5 Haziran 1964'te dönemin başbakanı İsmet İnönü'yü, dönemin cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye dönük yazılmıştır. Bakın bu mektupla demin ifade ettiğim cümleler arasında dağlar kadar fark vardır. Ve bu mektubun aslında İsmet İnönü'nün 1,5 ay önce Time dergisine verdiği bir röportajda sarf ettiği ve Amerika'yı açıkça tehdit eden bir mesajına karşılık verdiğinde unutmamak gerekiyor. Ne demişti İsmet İnönü orada? Müttefikler tutumlarını değiştirmezlerse Batı ittifakı yıkılabilir. Yeni bir dünya düzeni kurulur ve Türkiye yerini alır. Yani orada biz Amerika'ya da Batı'ya da muhtaç değiliz mesajını vermiştir ve Johnson mektubunu bundan sonra kaleme almıştır. Ve uzatmadan hani burada konuşacağımız asıl konu da şu olmalı. 6 Nisan 1937 yine bir Amerikan başkanı Roosevelt'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektubu paylaşmak istiyorum. Çok kısa. Sayın Başkanım, birkaç akşam önce Beyaz Saray'da Mr. Julian Biryan tarafından Türkiye'de yeni bir çekilmiş hareketli resimler gösterinizi izledim. Benzerlerinin oranına bu denli kısa süre içinde gerçekleştirmiş bulunduğunuz birçok harikulade şeyi görmekten duyduğum heyecanı size de dile getirmek isterim. Zat halinizin evinizde ve küçük kızınızla kumsalda oynarken çekilmiş resimleri görmek beni özellikle memnun etti. Bu memnuniyet her şeyden ziyade bir gün benimle sizi bir araya getirecek bir olanağı bulabileceğimiz yolunda ümitlendim. Dinlendiğim ender zamanlarda göndermek lütfunda bulunduğunuz Türk Posta Pullar serisine bakıyorum. Bir gün pullar üzerinde resmedilmiş sahneleri kendi gözlerimle görmeyi umuyorum. En derin saygı ve en samimi dileklerimle, saygılarımla. Bu mektubu Mustafa Kemal Atatürk'e yazıyor ve Mustafa Kemal'in vefatından sonra
en büyük üzüntüm bir daha o büyük liderle tanışamamaktır diyen bir Amerikan başkanından bugün Türkiye'yi seni mahvederim, okul bahçesinde kavga eden çocuklar ben sizi ayırıyorum deme noktasına gelen Türkiye. Bu gerçekten büyük bir savrulma. Bunu millet olarak idrak etmemiz gerekiyor. Ve kongrenin başında slayt gösterisinde izlediğiniz Prof. Dr. Haydar Başbey'in yaptığı açıklamalar. Amerika'nın bugün dünyayı sömürdüğü ve ayakta kaldığı sistem olan kapitalizmi nasıl tarihin çöp sepetine attığını Rus Meclisi Duma'da ilan etmek gerçekten bu ülkeye, bu millete yakışan liderliktir. Ve Haydar Başbey'in sık sık ifade ettiği bu ülkeyi bağımsız yapmak bizim en büyük vazifemizdir. Ve bir gün bugün bizlere tehditler savuran Amerika'ya Haydar Başbey'in deyimiyle, ifadesiyle geriye dön, marş marş diyeceğimiz günler Haydar Başbey'le yakındır diyorum. Teşekkür ediyorum.